Liderler Star'da programından hepinize mutlu pazarlar efendim. Dün Balıkesir'deydik. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu konuk etmiştik. Bugünse Ankara'ya geldik. CHP Genel Merkezi'nden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok mersi. Evet, burada ev sahibi sizsiniz. Evet. Biz gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aslında sıcak bir gelişmeyle başlayacağım. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de toplu açılış törenindeydi. Ve yaklaşık 2 saat önce sizinle ilgili sert bir ifade kullandı. Kendisine size de sormak istiyorum. Kayseri'deki yolsuzluk iddiaları üzerine bir kitap yazdırdığınızı, daha sonra yazarına bu parayı vermediğinizi söyledi. Bunu ekonomik vaatlerinizi de hatırlatarak, tırnak içinde söylüyorum, sizin için dolandırıcı dedi. Burada size bir cevap hakkı doluyor. Ne demek istersiniz? Vallahi çatlasa da cevap vermeyeceğim. Nedeni de şu, ben ona bir soru sordum. Sizin için namus ve şeref kavramı nedir? Namus ve şeref kavramı. Çünkü kendisi parlamentoya geldi, 550 milletvekilinin önünde ben tarafsız olacağıma dair namusum ve şerefim üzerine and içerim dedim. Şimdi ben 70 milyonun önünde Sayın Erdoğan'a sormak istiyorum. Sizin için namus nedir? Sizin için şeref nedir? Namus ve şeref üzerine yemin etmek nedir? Namus ve şeref üzerine yemin ettikten sonra bundan hangi gerekçeyle vazgeçiyorsunuz? Tarafsızlığınızın için korumuyorsunuz. Siz cumhurbaşkanısınız. Ayıp ediyorsunuz. Yazıktır cumhurbaşkanlığı makamına. O makamı bu kadar yıpratmayın. Ama kendisi özel olarak merak ediyorsa bunu, gelsin siz yönetin. Ben mi dolandırıcıyım, o mu dolandırıcı? Ben ona sorayım, o bana sorsun. Bu kadar basit. Halkın önünde hesaplaşalım. Yüreği varsa, yüreği varsa benim karşıma çıkar. Kim dolandırıcı? İkimiz de konuşuruz. Milletimiz de karar verir. Kim dolandırıcı, kim değil. Hep beraber öğrenmiş oluruz. Bugün aslında bu sizin YSK şikayetiniz ve onunla birlikte Cumhurbaşkanı'nın toplu açılış törenlerinde meydanlarda olmasıyla ilgili dedi ki benim de gönlümde bir aslan yatar elbette. Evet. Ancak benim de bir oyun var. Gideceğim, onu kullanacağım. Her partiye de eşit mesafedeyim diye bir açıklama yapmıştı. Ne diyeyim yani? Her partide eşit mesafedeymiş değil mi? Her partiye. Yani bu milletin aklıyla alay etmek herhalde bundan daha farklı bir cümleyle olmaz. Açık açık iktidar partisini destekliyor. Bunu yani orta düzeyde zekaya sahip herkes bunu gayet iyi biliyor zaten. Yani bizi aldatmasının bir mantığı yok zaten. Ben kendisine adam gibi bir soru soruyorum. Namus ve şeref kavramı nedir? Tarafsızlık nedir? Çıkıp anlatsın. Biz bu ülkede çok cumhurbaşkanı gördük. Özal'ı da gördük, Demirel'i de gördük, Abdullah Gül'ü de gördük. Bunların tarafsızlıkları konusunda hemen hemen hepimizin bir ortak görüşü var. Ama ilk kez seçim öncesi eş başkan gibi meydanlara çıkıyor. Beşinci kez açılan yerleri beşinci kez aşıyor. Siyasi mesajını veriyor. İktidara destekleyin diyor. Böyle bir ruh hali içinde geziyor. Neden yapıyor anlamak mümkün değil. Şimdi oy oranları... Ve doğrudan doğruya da bizi hedef alıyor. Biz onunla özel bir tartışma içine girelim diye. Girmeyeceğim. Özel bir tartışma içine girmeyeceğim. Ne yaparsa yapsın. Halk bunun kararını verecek. Aslında benim bu seçim muhatabım, kampanyalarında da hep mesafeli durdunuz. Polemiklere girmemeye, cevap vermemeye. Elbette yani nesine cevap vereceğim ben bunu? Nesine cevap vereceğim? Eğer benimle özel bir hesaplaşma içinde ise ve özel olarak hesaplaşmak istiyorsa ben ona açık meydan sunuyorum. Gel beraber oturalım. Onun cumhurbaşkanlığı makamına da saygı göstereceğim. Oturup adam gibi tartışalım. Konuşalım adam gibi. Millete gerçeği öğrensin. Bu Hacı Ali Hamurcu isimli yazarın bir kitabından yani bahsedilen kitap, polemik yapılan kitap şu anda o. Bu mevzuyla ilgili nedir durum? Emin olun. Bilmediğimiz. Kitabı okumuş bile değilim. İçinde ne var onu dahi bilmiyorum. Yazarın sizin yazdırdığınız yönünde veya parasını ödemediğiniz yönünde. Yok efendim, niye yazdırayım ben yani? İşim gücüm mü yok Allah aşkına benim? İlk ihbarı yapan o. Kayseri Büyükşehir ile ilgili. İlk ihbarı yapan o. Hapse giren o. Hapisten çıkan o. Yani ne yapıyor bilmiyorum. Oy oranları ve tahminleriyle devam edeceğim. Evet. Hedefinizi sormak istiyorum ve tahmininizi sormak istiyorum. Zira 35'lik bir
oy hedeflediğini söylemiştiniz. Evet. Hala geçerli mi bu? Hala geçerli ve onu tutturacağız. Bu da aslında çok eleştirildi iktidar tarafından. Aşabiliriz de. Aşabiliriz de, evet, diyorsunuz. Şimdi Başbakan Davutoğlu'nu dün konuk ettiğimde dedi ki biz dedi iktidar olmayı hedefliyoruz ama CHP'nin böyle bir kaygısı yok. İşte problem de burada dedi. Kendileri acaba biz de iktidar olacağız diyebiliyorlar mı dedi. Bu noktada biz tek başımıza iktidar olamazsak bırakırız diyor musunuz? Nedir bu yöndeki? Sayın Davutoğlu, AKP'nin 2002'de %34 ile iktidar olduğunu, tek başına iktidar olduğunu biliyor mu acaba? %34 ile. Yani bu kadar yakın, kendi tarihini dahi bilmeyen bir başbakana ben ne söyleyeyim? %34 ile iktidar oldular. Biz de %35 ile niye iktidar olmayalım? Elbette iktidar olabiliriz %35 ile. Bir hedef koyuyoruz önümüze. Hedef için mücadele ediyoruz. Ama Davutoğlu kimin oyu düşerse istifa eder mi? Siz oyunuz AKP'nin düşerse oyu istifa eder misiniz? Ben söyledim şimdi, zaten. 2011 seçimle 25.98'i bir oyunu var. CHP'nin oyu düşerse yani biz diyeceğiz ki yani bu işi beceremedik, yapamadık. Ama o AKP'nin oyu düştüğünde istifa edecek mi? Ölçü budur. Ölçü yani budur. O zaman şunu anlıyorum buradan. Dünyadaki ölçü de budur. Bakın siyasette dünyadaki ölçü de budur. Yani bu noktada o zaman 2011 yılındaki seçimlerde 25.98'lik bir oy oranı vardı CHP'nin. Siz 25.98'in altına düştüğünüz zaman o zaman ben de kendimi başarısız addederim. Yani en azından derim ki oturur kendimi sorgularım yani niye böyle oldu diye. Şey yaparız, arkadaşlarla otururuz, konuşuruz, değerlendiririz. Siyaset yani farklı bir alandır. Siyaset koltuğa yapışma anlamında değildir. Ben olmazsam siyaset olmaz, böyle bir algı da yoktur. Siyaset halka adanmışlıktır. Siyaset halkın sorunlarını çözmektir. Benim yola çıkış nedenim bu. Siyasette siyasetçinin cebi zenginleşmeyecek. Zenginleşecek kişi vatandaştır. Bunun politikasını yapıyoruz. Bunun mücadelesini yapıyoruz zaten. O nedenle özgüvenimiz yüksek. Niye oyumuz düşsün? Yani çıkacağız, millete anlatacağız. Emekliye, işçiye, çiftçiye, esnafa, kamyon şoförüne anlatacağız. Bizim dışımızda o kesimlerin sorunlarıyla ilgilenen ikinci bir siyasi parti yok. Bizim dışımızda o sorunların çözümüyle ilgili sağlıklı öneriler getiren ikinci bir siyasi parti yok. Biz de vatandaşa gideceğiz, anlatacağız. Anlatıyoruz da zaten. Oyumuzun düşeceğini değil, tam tersine. %35'lik hedef koyduk. Bunu inşallah yakalayacağız. %10'luk bir artış bekliyorsunuz, evet, o zaman bu seçimlerde. Özellikle HDP barajın altında kalmasın diye. CHP seçmeninin HDP'ye oy vereceği yönünde iddialar var. Evet. Veya bu söylemler var. Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız? Onlara katılmıyorum. Onu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir yardım kuruluşu değil ki. Efendim işte o barajı açsın, işte partimden vazgeçeyim, gidim ona oy vereyim. Yok öyle bir şey. Partili, gerçek anlamda partili gelir Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verir. Partilidir zaten bu. Dolayısıyla bir oy kayması olacağını sanmıyorum. Sanmıyorsunuz. Evet. Peki elbette meclis aritmetiğinde son derece önemli. HDP'nin barajı, %10'luk barajı aşıp aşmayacağı. Evet. İki soru. HDP barajı geçer mi sizce ve geçmeli mi? Ben %1 oy alan partinin bile genel başkanının parlamentoya gelmesini savunan bir kişiyim. Eğer %9 oy alan bir parti parlamentoda temsil edilmiyorsa bu demokrasi açısından bir ayıptır. %3 veya 5 oranda oy alan bir siyasal parti parlamentoda temsil edilmiyorsa bu demokrasi açısından bir ayıptır. Şimdi bu ayıbı yaratan unsur ne? %10 seçim barajı. %10 seçim barajını kim getirdi? Dönemin darbe hükümeti getirdi. 12 Eylül darbesi sonucu geldi. Bunlar demiyorlar mı? Biz darbeye karşıyız, darbeye karşıyız, darbeye karşıyız diye. Peki kardeşim darbeye karşıysan neden darbe hukukunun arkasına saklanıyorsun? Milli irade diyorlar. Hangi milli iradenin söz ediyorlar bunlar? Nedir milli irade biliyor musunuz? Vatandaşın oyunun belli bir oranda parlamentoya yansıması demektir. 9 almışsa, %9 almışsa %9 oranda milletvekili olur. %20 almışsa %20 oranda milletvekili olur. Yani %9'uyla aslında dışarıda kalmasını çok da demokratik bulmuyorum diyorsunuz. Olamaz ki zaten. %10 seçim barajı dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Hiçbir ülkesinde yok. Şimdi bunlar hem diktaya karşıyız diyorlar, darbeye karşı diyoruz diyorlar ama darbe hukukunu koşulsuz savunuyorlar.
Ne demek bu? Aslında darbeden yanalar. Darbe hukukundan yanalar. Ben açık bir çağrı yaptım. Siz gerçekten demokrasiyi savunuyorsanız önce gelin şu 12 Eylül darbe hukukunu değiştirelim. Geldiler mi? Gelmediler. Niye gelmiyorlar? Çünkü darbeyi dolaylı olarak savunuyorlar. Milletin önüne çıkıyorlar, diyorlar ki biz darbeye karşıyız. Dönüyorlar bu tarafa, aman darbe hukuku değişmesin. İşte biz, vatandaş gidecek A Partisi'ne oy verecek ama B Partisi milletvekili çıkaracak. Yani böyle bir saçmalık hangi demokraside olur? O nedenle söylüyorum, %1 oy alan, en azından %1 oy alan bir siyasal partinin genel başkanı parlamentoya gelmeli. Kendi partisinin görüşlerini parlamento kürsüsüne çıkıp rahatlıkla ifade edebilmeli. Demokrasi budur. Şu andaki o zaman mevcut duruma bakarsak ama %10 baraj var. Sizce geçer mi HDP barajı? Yani ben bütün siyasal partilerin barajı aşmasını, geçmesini ve parlamentoda temsil edilmelerini isterim tabii. Geçemediği takdirde HDP barajın altında kalırsa bir erken seçim söz konusu olur mu sizce? Koşulları ne olur bilmiyorum ama dünyanın sonu olmaz tabii. Bir yeni yani, anayasa düzenlemesi ya, belki barajın daha aşağılara tercihi çekilmesi. Yapan, tercihi yapan HDP'nin kendisi. Bu koşullarda seçime giren HDP'nin kendisi. Dolayısıyla sonuçlarına katlanacak olan da HDP'nin kendisi. Şimdi elbette ki çok uzun süredir üzerinde çalışan bir de çözüm süreci var. HDP barajın altında kaldığı zaman çözüm süreci nasıl etkilenir? Bu noktada rafa kalkar mı? Yani o masa devrilir mi? CHP olarak biz bu konuda iddialıyız. Ve şunu söylüyoruz. Bu sorunu çözme konusunda iradesini en açık ve net ortaya koyan parti CHP'dir. Biz bu sorunu çözeriz. Nasıl çözeriz? Çünkü bu sorunun çözümü için 4 temel kuraldan yola çıktık biz. 4 temel kural. 1. Bu sorunu çözmek için samimi ve dürüst olacaksınız. Biz samimi ve dürüstüz. Nasıl ispat ediyoruz? 1. Sorunun çözümüyle ilgili kanun tekliflerini veren, yöntemini öneren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunun dışında ikinci bir siyasi parti, iktidar dahil, bizim kadar açık ve net bir tutum takınmamıştır. 2. Gizli kişisel bir ajandanız olmayacak. Samimi ve dürüst olacaksınız. Gizli ve kişisel bir ajandanız olmayacak. Oslo görüşmeleri vesaire, hani bunun yani, üzerinden konuşuyorsunuz. Kapalı kapılar ardında birbirlerinin nabızlarını tutuyorlar. 3. Millete hesabını veremeyeceğiniz angajmanlara girmeyeceksiniz. 4. Halka bilgi vereceksiniz. Bakın, 4 temel noktadan yola çıkarak biz bu sorun çözülür dedik. Nasıl saptadık 4 temel noktayı? Dünyadaki gerçeklere baktık. Dünyada bu sorun nasıl çözülüyormuş, onları araştırdık. Bizim dışımızda araştıran ikinci bir siyasi partide yoktur bakın. O nedenle açık ve net söylüyoruz. Sorunu çözecek olan biziz. Açık ve net. Çünkü bu Türkiye'nin en temel sorunudur. Sorunun çözümünün odağında parlamento, demokrasi ve özgürlük vardır. Eğer siz bu ülkeye birinci sınıf demokrasiyi getirmeye kararlıysanız, ki biz kararlıyız, seçim meydanlarında da söylüyoruz, bu ülkenin halkı üçüncü sınıf demokrasiye layık değildir. Birinci sınıf demokrasiyi getireceğiz. Getirirseniz bu sorunu çözersiniz. Şimdi bu seçim kampanyasına baktığımızda aslında politikanızı tamamen değiştirdiğinizi görüyorum ve vaatlerin çoğunda ekonomi üzerine kurduğunuzu. Evet. Yani burada siyasi ve ideoloji tartışmalardan da uzaksınız. Neredeyse hiç girmiyorsunuz. Vaatlerinizi de hep ekonomi üzerine kurdunuz. Bu bilinçli bir tercih mi? Neden bu yola gittiniz? Şöyle Nazlan, şimdi bizim seçim bildirgemizin belli bir stratejisi var. 4 temel ayak üzerine inşa edilen. Birincisi şuydu, birinci sınıf demokrasi. Çünkü birinci sınıf demokrasi yoksa siz ekonomik büyümeyi sağlayamazsınız. Dünyayla entegrasyonu sağlayamazsınız. Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı temel kural. İkinci aşama, üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım, güçlü olması lazım. Bunun için de neyi üretmesi gerekiyor? Katma değeri yüksek ürün üretmesi lazım. Üniversitelerin bağımsız olması lazım ve üniversitelerin bilgi üretim merkezi olması lazım. İkinci aşama. Üçüncü aşama, üreteceğiz ama bunun hakça bölüşülmesi lazım. Hakça nasıl bölüşeceğiz? Refahı tabana yayarak. Yani güçlü bir sosyal devlet.
aile sigortasının getirilmesi, önerilmesi, emeklilere 2 maaş ikramiye verilmesi, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda çiftçi için mazotun 1,5 lira yapılması, evi olmayanlara 772 lira taksitle, değişmez taksitle konut sahibi yapılması, bunlar da bizim sosyal politikalarımız. Sosyal devleti güçlendiriyoruz, esnafı güçlendiriyoruz, çiftçiyi güçlendiriyoruz, emekliyi güçlendiriyoruz. Dolayısıyla yoksulluğu bitiriyoruz. Düşünün, 13 yıldır iktidardalar, 17 milyon yoksulluğumuz var. Bu ayıp Türkiye'ye yakışmıyor. Bunu değiştireceğiz. Ve şu sözü verdik. 4 yıl içinde, bakın, en geç 4 yıl içinde bu ülkede hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak. Hedef neydi? Bu güzel ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Biz bunu savunuyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz. Bakın, 13 yıldır öğrencilerin yurt sorununu çözemediler. 13 yıl yurt sorununu çözemediler. Biz ne vaat ediyoruz? 1 yıl içinde çözeceğiz. Hiçbir öğrenci benim yurdum yoktur demeyecek. Hiçbir anne baba, oğlum, kızım üniversiteyi kazandı, nerede diye bir kaygıya kapılmayacak. Tabii bunu bir yıl, bakın, bir yıl içinde yapacağız. Çünkü bizim planımız belli, neyi nasıl yapacağımız belli, devlet deneyimimiz var, yılların deneyimini yaşamış arkadaşlarımız var. Bütçe nedir, nasıl vergi toplanır, nasıl harcanır? Biz bunları çok iyi biliyoruz. Tabii seçmen kendimize için güveniyoruz. De evet, en önemlisi. O nedenle sosyal politikalar biraz öne çıktı. Ama biz demokrasiyi de, birinci sınıf demokrasiyi de, üreten Türkiye'yi de, güçlü Türkiye'yi de düşünüyoruz. Dördüncü strateji ayağımız da şuydu Nazlı Hanım. Birinci sınıf demokrasiyi getirirsiniz. Üreten Türkiye'yi yaparsınız. Hakça bölüşürsünüz, sosyal devleti güçlendirirsiniz. Ama bunun devamlılığı esastır. Nasıl olacak devamlılık? Demokrasinin derinleşmesiyle olacak. Kurum kültürlerinin olmasına yol açacağız, olmasını sağlayacağız. Merkez Bankası'na müdahale olmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı elinde sopayla iktidarı eleştiren iş adamlarının peşinde koşmayacak. Onlara ceza yazmayacak. Bunlar demokrasinin derinleşmesi demektir. Dört ayaklı bir stratejiyle biz yola çıktık. Şimdi tabii ki seçmenin de siyasilerden en büyük talebi verilen bu vaatlerin uygun şekilde yerine gelmesi, sadece evet, sözde kalmaması. Ama dün de tam bunun üzerine konuşuyorduk Başbakan Davutoğlu ile. Evet. Çünkü sizin mitinglerinizi takip etmiş ve hemen alıntı yapacağım. 1000 liranın altında 8 milyon emekli var diyor. Yalan söylüyor. 1.300.000 emekli var. Bu durumda size yalan söylediğinizi iddia etti. 6 milyon işsiz var sözlerinizde yalan olduğunu belirtti. Yani kendisi başbakan, siz de hesap uzmanısınız. Bu tabloda acaba kim yanılıyor diye soracağım. 1.300.000 emekli mi? Başbakan Davutoğlu'nu zikrettiğiyle. 1000 liranın altında alıyormuş. Evet, 8 milyon emekli var demişsiniz. 1.300.000 emekli var diyor kendisi de. Şu anda emekli sayısı 11 milyonu aşkın. Davutoğlu'nun bundan haberi yok. 11 milyonu aşkın emeklimiz var. Sayıları 12 milyona yaklaşıyor neredeyse. Kendisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşma vardı. 1000 liranın altında aylık alanlara ayda 100 lira vereceklerdi. Hı. Ne söylemişti biliyor musunuz? Emeklilerin %60'ı bundan yararlanacak demişti. 12 milyon diyelim ortalama, %60'ı ne yapıyor? Neresinden baksanız 7 milyon 200 bin yapıyor. Nasıl bir başbakan? Kendi söylediklerini acaba kulağı duyuyor mu? Yoksa eline bir karton verdiler, onu mu okuyor? Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Sadece o değil. 65 yaş aylığı alanlar var. Bunlar emekli değiller. Ama bunlar yoksullar. Bunları da biz emekli grubuna dahil ediyoruz. Bunlara da bakmamız gerekiyor. Dul ve yetimler var. Dul ve yetimlerden niye söz etmiyor? Ayda 300 lira, 400 lira, 450 lira alan dul ve yetimler var. Biz bütün bunların hepsini düşünüyoruz. 1 milyon 350 bin emekli var diyorsa, bu daha dünyadan haberi yok bunun. MHP aslında vaatlerinin maliyetini açıkladı. 71.9 milyar lira dedi. Siz böyle bir çalışma yaptınız mı acaba? CHP'nin seçim vaatlerinin maliyeti ne kadar olur diye. Seçim vaatlerimiz... milli gelirin 2,97'si kadar, yani %3'ü bile bulmuyor vaatlerimiz. Bütün bunların hesabı yapıldı.
efendim bunun için kaynak var mı diye işte iktidar kanadından siz gelen kaynak eleştiriler falan. Evet. Türkiye dünyanın en büyük 18. ekonomisi. Eğer milli gelirin %2.97'si ile ilgili biz bir politik tavır sergilemeyeceksek, emekliye, işçiye, çiftçiye, esnafa bir şeyler veremeyeceksek, o zaman biz niye iktidar oluyoruz ki? Bizim iktidar hedefimiz nedir? Refahı tabana yaymaktır. Bakın ben size bir rakam vereyim. Davutoğlu o rakamları bilir mi bilmiyorum. Yıl 2002. Türkiye nüfusunun %1'i toplam servetin %39'una sahip. Yıl 2014. Türkiye nüfusunun %1'i toplam servetin %54.3'üne sahip. Refah nerede toplanmış? Tepede. Biz ne diyoruz? Tabana yayacağız. Eşit dağılım yapacağız, tabana yayacağız. Tabana niye yayacağız? Hedefimiz niye buradan? Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Halkı savunuyoruz. Ezilenlerin partisiyiz biz. Yoksulların partisiyiz biz. Refahı yayacağız toplumun her kesimine. Bizim daha önce rahmetli Ecevit'in söylediği meşhur bir slogan vardı yani. Ne ezen ne ezilen. İnsanca, hakça bir düzen. İnsanca, hakça bir düzen olmasını istiyoruz biz. Emekliye bizim vefa borcumuz var. Eğer bu ülke biraz büyümüşse, kalkınmışsa o emeklerin sayesinde. Onları aldık, bir tarafa attık. Sormazlar mı adama? Bu emekliye neden refahtan pay vermiyor bu hükümet? Hangi gerekçeyle vermiyor? Emekliyi neden ikinci sınıf yurttaş görüyor? 12 milyon emekliye sesleniyorum. Eğer emekli diyorsa ki benim partim hangisidir? Senin hakkını sonuna kadar savunan CHP'dir. Açık ve net söylüyorum. Şimdi aslında burada konuştukça gerçekten de tamamen seçimi ekonomik vaatler üzerinize kurduğunu görüyorum ama meydanlarda iktidar kanadında din vurgusu da öneme çıkıyor. Şimdi başörtüsüden de Kur'an-ı Kerim'lerde Diyanet polemiğin içine girdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürtçe Kur'an-ı Kerim mealiyle gösterdi. 7 Haziran seçimler öncesinde acaba bir eksen kayması mı var Sayın Kılıçdaroğlu? İktidar kaybettiğini görünce dini istismar etmeye başladı. Buradan yine bütün yurttaşlarıma söylüyorum. Eğer bir siyasetçi dini istismar ediyorsa, dini inancı siyasete alet ediyorsa, siyasi çıkarları için dini kullanıyorsa, dünyanın en büyük sahtekarıdır. Sizin vaatleriniz bakın, arasında bakınız, eğitim de vardı. Bir insanın manevi değerleriyle bizim uğraşmamamız gerekir. Onun değerlerine, onun inancına hiçbir sorgulama yapmadan saygı duymamız gerekir. Allah'la kulun arasına bir başkasının girmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Müslümanlığın temel kuralıdır bu. Onlar kendilerini bugüne kadar birçok evet, kampanya onlar kendilerini o yüzden nereden buluyorlar böyle bir yetkili olarak çıkıyorlar ortaya da birilerinin inancını, imanını sorguluyorlar. Kimsin sen? Sana bu yetkiyi kim verdi? Peki tam da burada İmam Hatiplerin orta kısmının kapatılacağı söylemi. Yani sizin vaatleriniz arasında 1 artı 8 artı 4 formülü vardı. İmam Hatip okulları kapatılmayacak. Hı. Yani burada bir yanlış anlaşma var. Belki kendinizi ifade etmek efendim, istersiniz. Efendim onlar olayı saptırmak. CHP'yi öcü gibi göstermek istiyorlar. Yıllar yılı propaganda yaptılar. CHP dine karşıdır diye. Şuna karşıdır, buna karşıdır diye. Niye karşı olalım? Oturup tarihe baksınlar. Bazen soruyor ya 1930'da ne oldu biliyor musunuz? Ve İmam Hatip okullarını kurduk. Niye kapatalım? Ben isterim ki bizim imamlarımız sadece bir değil keşke iki yabancı dil bilseler. Felsefe okusalar, sosyoloji okusalar, daha iyi yetişseler, halkı daha iyi aydınlasalar. Niye karşı çıkalım? Hangi gerekçeyle sonra karşı çıkacağız ki? Bu işin mantığı var mı? Bir aile çocuğunu dini yönden eğitmek istiyor. Devlet de onun imkanlarını sağlamalı. Çocuk gidip öğrenmeli. Niye karşı çıkalım buna? Bunu oy kaybedince buna sarılıyorlar. Buradan yapmak istiyorlar. Oysa bizim bakın hedefimiz ne İmam Hatip okullarını kapatmak ne de başka okulları kapatmak öyle bir amacımız yok. Tam tersine eğitimin kaliteli olmasını istiyoruz. Kaliteli. Bakın bizim seçim bildirgemizde İş garantili eğitim de var. Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı meslek lisesi kuracağız.
Bir de sürpriziniz olacağını açıklamıştınız. Acaba bu memur ve işçilerdeki maaş ikramiye mi yoksa farklı bir şey mi? Farklı bir proje mi? Farklı bir şey. Yok, mutlaka bir tüyo istiyorum ondan. Tüyo sadece adını vereyim. 100 yılın projesi. Ama gerçekten de 100 yılın projesi. 100 yılın bölümünü projesi. Duymuştuk. Daha üzerine bir cümle daha istiyorum o zaman. İzin verirseniz onu söyleyeyim. Ne zaman açıklayacaksınız? Tarih belli. 21 Mayıs'ta açıklayacağım. İstanbul'da açıklayacağım. Gerçekten de 100 yılın projesi olacak. Derinliği olan, Türkiye'ye büyük hedefler gösteren 100 yılın projesi olacak. Ekonomi üzerine bir şey olmayacak ama farklı bir alan. Efendim? Ekonomi üzerine bir... Ekonomi. 100 yılın projesi olacak. Güzel bir proje olacak. Peki, bekliyoruz. Şimdi adaylarınız için de bakıyorum, aslında ekonomistler de çok ağırlıklı. Evet. 8 Haziran'da iktidara gelseniz ekonomiyi kime teslim edersiniz? Sayın Derviş'e. Tam evet, oradan o soruya bağlayacağım da. Eğer dışarıdan bakan mı olacak bu noktada gelirse, Kemal Derviş? Tabii dışarıdan bakan olarak atarız Sayın Derviş'i. Sayın Derviş bundan 4 yıl önce, yanlış hatırlamıyorsam, yeni bir ekonomik programa ihtiyacımız olduğunu söyledim. Yeni bir ekonomik program yapmak gerekiyor. Çünkü bizim yaptığımız ekonomik program Türkiye'yi krizden çıkarma programıydı. Türkiye krizden çıktı. Ama Türkiye'nin yükselen bir yıldız olması lazım. Güney Kore gibi yükselen bir yıldız olması lazım. Ve yeni bir ekonomik programla yola devam etmemiz gerekiyor dedi. Ama hükümet bunu duymadı. Şimdi Sayın Erdoğan geçenlerde açıklama yaptı. Ekonomi 3 yıldır patinaj yapıyor. İyi de kim yönetiyordu bu ekonomiyi? Kendisi yok muydu? Davutoğlu yok mu? Niye ekonomi patinaj yapıyor? İtiraflara başladılar. Ekonomi patinaj yapıyor. Yönetemiyorsunuz. Şu propagandayı yapıyorlar Nazlı Hanım. Efendim CHP gelirse faizler yükselir. Açık ve net söylüyorum. Bütün vatandaşlarım duysunlar. Kredi kartı borçları. Tüketici kredisi borçları dolayısıyla. Uygulanan faizlerin, tahakkuk ettirilen faizlerin en az %80'ini sileceğim. Bakın en az %80'ini sileceğim. Niye faizi yükseltelim ki biz? Bunların hepsinin hesapları yapıldı ama, kesinlikle değil mi? Kesinlikle yapıldı. Yani bu %80'ini silerken bunun devlete... Kulağa çok hoş geliyor çünkü. Evet, bunun devlete yükü falan da yok. Seçim meydanlarında söylüyorum. İnşallah tek başına iktidar oluruz. Ben bunlara kurs açacağım, devlet nasıl yönetilir diye. Bilmiyorlar, emin olun. Bakın biz bu projeyi hazırlamak için yurt dışından uzman getirdik. Finansçı getirdik. Nereden getirdiniz? Yabancı bir ülkeden getirdik. Dünya uygulamalarına baktık. Nasıl oluyor diye. Biz her şeyi kuruşu kuruşuna hesapladık. Ben hesap uzmanıyım. Ne doğrudur, ne yanlıştır. Neyi vaat edebiliriz, neyi vaat edemeyiz. Öyle uçuk kaçık vaatler yok bizde. Doğrudan vatandaşa dokunan, vatandaşın sorunlarını çözen, devlete de olağanüstü yük getirmeyen bizim projelerimiz var. Bu kadar açık, bu kadar ne. Yine söylüyorlar. İzleyenlerimiz merak ediyor olabilir. Arkada hemen Şero var. Şero tabii CHP Genel Merkezi'nde gezmeye alışık. Buraları alışık. Biraz da fazla yemiş sanıyorum. Hayli kilolu. Vallahi Şero bu tarafa doğru geliyor. Belki buraya da gelir, evet, bilmiyoruz. Muhtemelen sen. O da evet. Bizim programımıza evet geliyor da evet. Şu anda. Çok pardon, böldüm. Dolayısıyla öyle faizler yükselecek falan değil. Tam tersine faizlerin en az %80'ini sileceğiz. Bakın 5 milyon vatandaşımız borç batağında. 1 milyon 220 bin vatandaşımız, Sayın Davutoğlu iyi duysun, 1 milyon 220 bin vatandaşımız için dava açıldı. Taahhüdü ihlal davası. 550 bin vatandaşımız mahkum oldu. 98 bin vatandaşımız hapse girdi ve çıktı. Diğerleri de hapse girmek için sıra bekliyorlar şu anda. Şimdi bu gerçekleri bilmiyorlar. Emin olun bu gerçeklerden haberleri bile yok bunların. Çünkü ülkeyi nasıl yönettiklerini bilmiyorlar. Çok başlık var. Artık yeni bir ekonomik programa, Türkiye'nin büyümesine, Türkiye'nin kalkınmaya ihtiyacı var. Siz de bu yüzden yabancı bir uzmanla bunun üzerinde çalıştım, evet, diyorsunuz. Kemal Derviş'i de dışarıdan bakan yaparız ve ekonominin başına getiririz, elbette, diyorsunuz. Ekmeettin İhsanoğlu'nu soracağım. Çünkü bugün kendisi de yaptığı bir açıklamada CHP'nin kendisine teklif getirdiğini söyledi. Götürdünüz mü bir teklif kendisine aday olması konusunda? Ekmelettin Bey'in parlamentoda olması parlamento için de bir kazançtır. Türkiye için de bir kazançtır. Ne düşünerek böyle bir teklifte bulundunuz? Yani bu kadar söyleyeyim yeter.
Konuştunuz ama kendisiyle. Elbette konuştum MHP'den kendisiyle. MHP'den adaylığını koymadan önce. O kararı bilmiyorum ne zaman vermişti Sayın Ekmelettin Bey. Elbette konuşacak çok konumuz var ama seçim sonrasında sizin için en kötü senaryo nedir? Mesela başkanlık sisteminin gelmesi vesaire ne olarak düşünüyorsunuz? Yani eyvah bu olursa çok kötü olur diyeceğiniz ne var Sayın Kılıçdaroğlu? AKP tek başına iktidar olursa. Mevcut durumdan bahsediyoruz evet. En büyük en kötü senaryodur bu. Neden? Dış politikada çuvalladılar. İç politikada ekonomi 3 yıldır patinaj yapıyor. Benim lafım değil onların lafı. Dolar yerinde değil, büyüme yerinde değil, enflasyon yerinde değil. Hiçbir hedef tutmadı. Peki koalisyona var mısınız böyle bir ihtimalde? Bizim tek hedefimiz var. Eğer bu ülke hukukun üstünlüğünü tanıyacaksa, yargı bağımsızlığı tanıyacaksa, eğer birinci sınıf demokrasi gelecekse, yeni bir ekonomik programla refah tabana yayılacak ve Türkiye ciddi bir atılım yapacaksa CHP'nin tek başına iktidar olması lazım. Önümüze engel koymasınlar. Bakın bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Şayet aritmetik koalisyonu işaret ederse. Bakın ben size bütün vatandaşlarımdan istirham ediyorum. 13 yıl kredi açtınız bir iktidara. Geldiğimiz nokta belli. 6 milyon 200 bin işsizimiz var. 17 milyon yoksulumuz var. Milyonlarca kişi 1000 liranın altında emekli aylığı alıyor. Bunları bir tarafa bırakalım. Biz Türkiye'de yoksulluk olmayacak diyoruz. 4 yılda. Biz Türkiye'de emekliler huzur içinde yaşayacak diyoruz. Üstelik bu ilk 6 ayda. Yine biz bu ülkede kredi kartı borcu %80'i silinecek diyorsunuz. Sileceğiz. Artı biz yeni bir ekonomik program yapacağız. Türkiye'nin hızlı büyümeye ihtiyacı var. Türkiye eğer birinci sınıf demokrasiyi getirirse ne olacak biliyor musunuz? Türkiye her yıl en az 30-40 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye çekecek. Bugün gelmiyor yabancı sermaye. Çünkü can ve mal güvenliği yok. Bunu bütün dünya biliyor. Biz bunu yapacağız. Üstelik biz bunu yaparken öyle Avrupa Birliği fasıl açacak mı açmayacak mı diye beklemeyeceğiz. Almanya'daki kural neyse, İsveç'teki kural neyse, Norveç'teki ya da İngiltere'deki kural neyse demokrasi açısından getireceğiz. Kendi ülkemizde hepsini yapacağız. Dolayısıyla göreceksiniz. Türkiye ilk birinci yılın sonunda bakın. Birinci yılın sonunda çok farklı bir Türkiye olacak. Bütün dünyanın evet bu Türkiye iyiye doğru gidiyor. Türkiye'de demokrasi var. İnsan hakları var. Hukukun üstünlüğü var. Yabancı sermaye güvence var. Biz gidip ülkeye yatırım yapabiliriz diye diyeceklerdir. Ve biz bunu yapacağız. Peki. Onun için tek başına iktidar bekliyoruz. Yani ben öyle 13 yıl bilmem ne falan istemiyorum. 4 yıllık bir yetki. 4 yılın sonunda yetkiyi alabilirler. Ama 4 yılın sonunda ben bu ülkeyi farklı bir Türkiye yapacağım. Kendi içinde barışık olan bir Türkiye yapacağım. Huzuru olan bir Türkiye yapacağım. Orta Doğu'da sözü geçen sorun da olduğu zaman başvurulan ülke konumuna getireceğim ben Türkiye'yi. Benim hedefim bu. Peki şimdi ekonomideki vaatleri, ekonomik vaatleri bir virgül koyup siyasetteki üslup sorununa gideceğim. Aslında bence yıllar içinde geçmişten de deneyimle birlikte çözülecek bir şey değil kolay kolay ama sizi şu ana kadar seçim meydanlarında en çok üzen itham veya eleştiri hangi lider tarafından oldu ve ne oldu? En çok üzen Sayın Erdoğan oldu. Bugünkü söylediği sözünden mi? Hayır yani. Ondan daha ağır laflar var. Yani bir siyasetçinin ağzını asla yakışmayacak ve ben de ya özür dileyerek söylüyorum. Mesela cibiliyetsiz gibi. Yani bu tür laflar kullanıldı ki bu asla ve asla doğru değil. Yani siyaset yani birbirimizi eleştirebiliriz. Bunun bir dozu vardır. Ama hakaret boyutuna bu ulaşmamalı, asla ulaşmamalıdır. Buna benzer çok ağır suçlamalar yapıldı. Ben hiçbirisine cevap vermedim doğrusunu isterseniz. Yine Sayın Davutoğlu'nun söylediği işte yalancı vesaire falan. Bunlar da doğru değil.
Yani pekala. Ben Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Sayın Davutoğlu'nu herhangi bir televizyon programında oturalım, gazeteciler doğursun karşımızda. Yani Amerika'da, İngiltere'de, diğer demokratik ülkelerde nasıl oluyorsa biz de iki uygar insan gibi oturup tartışalım. Yani sonuçta ikimiz de ülkemiz için çalışıyoruz. Yani bireysel çıkar peşinde değiliz. Kim doğruyu söylüyor, kim söylemiyor, hangi liderin yetenekleri, bilgisi, birikimi daha fazladır, hangisi daha azdır, vatandaş bunu sezinleyebilir. Gel beraber bunu yapalım. Yıllardır nerede söyledim? TOB'un genel kurulunda söyledim. Aynı çağrıyı şimdi yapıyorum. Yani bu ayıp bir şey değil. Bana yalancı diyeceğine pekala oturur, alır verileri getirir. Bak kardeşim sen bunu söylüyorsun ama bak doğru bu değil. Yıllardır aslında süregelen bir problem bu. Liderleri yan yana getiremiyoruz biz de gazeteciler, evet, olarak, ama bir de kaset iddiaları var. Özellikle de MHP milletvekili Meral Akşener'e yapılan çok çekintamlar. Siz aradınız mı kendisini? Biliyorum birçok telefon geldi meydanlardan bu konuda. Aramadım ama bu konuda açıklamalar yaptım. Son derece iğrenç bir suçlama, bir itham. Bunu kaldırmak mümkün değil. Yani çok ağır bir suçlama. Ve bunu yapan da, yani özür dilerim ama bir medya mensubu ya da kendisini öyle sanan bir kişi. Bu tür ithamlar doğru değil. Siyaset bu değil. Yani eğer siyaseti ahlak üzerine inşa edeceksek elinizde veri olmadan konuşmamanız lazım. Kaldı ki bir kişinin özel yaşamını siyasete malzeme etmek asla ve asla doğru değildir. Siyasetin kendine göre dünyada bilinen evrensel kuralları vardır. Biz eğer demokrasiyi savunuyorsak o evrensel kurallar üzerinde birbirimizi eleştirmeliyiz. Yoksa bel altına inip işte hakaretler, efendim başka şeyleri gündeme getirmek doğru değil. Bunu dillendiren insanın küçültür aslında. Siyasetçiyi küçültmemesi lazım. Yargıdan, emniyetten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de paralel yapıya ilişkin bir soruşturma başlatıldığını açıkladı İsmet Yılmaz. Siz paralel yapıyı bir tehdit unsuru olarak görüyor musunuz? Nazlı Hanım, bürokrasinin şöyle bir özelliği vardır. Bürokraside bakan eğer A partisindense, eğer bir bürokratı şikayet edecekseniz B partisindendir bu deyip ihbar mektupları gönderirsiniz. Adamın hiç o işle ilgisi yoktur ama dünya kadar ihbar mektubu vardır. Ben kendi hayatımdan bunu biliyorum. Örneğin merkez sağdan bakanım olduğu zaman beni komünist diye şikayet ederlerdi. Soldan olduğu zaman beni faşist diye şikayet ederlerdi. Emekli olduktan sonra da bir baktım, bir başka ihbar mektubunu gördüm. Beni azmendi diye şikayet etmişler. Bunları dikkate almamak lazım. Veri lazım. Veri. Bakın bir dönem bu gereksiz şikayet ihbarlar üzerine başbakanlığın bir genelgesi çıkmıştı. İsim olmayan hiçbir ihbar mektubu dikkate alınmayacaktır diye. Rahmetli Ecevit'in başbakanlığı döneminde. Bu tür ihbar mektuplarına itibar etmemek lazım. Bir kişi paralelci midir, başka bir şey midir, elinizde veri varsa oturur gereğini yaparsınız. Bu kadar basit. Peki siz tehdit unsuru olarak görüyor musunuz? Devlet içinde paralel yapılanma olmaz. Büyüğü veya küçüğü hiç önemli değil. Tehdit boyutuna ulaşıp ulaşmaması da önemli değil. Devletin içinde paralel bir yapı olmaz. Devletin çıtasını, omurgasını anayasa belirler. Cumhurbaşkanı, başbakan, yargı, yasama, yürütme, arkasından işte bağımsız denet kuruluşlar, bir merkez bankası vesaire de devletin bir yapısı vardır. Bu yapıyı şekillendiren devletin kendisidir. Siyaset bu yapıyı yönetir. Bu yapı olmaz. Nedir o? Diyelim ki siz seçime giriyorsunuz, 4 yıl için seçiliyorsunuz, devleti yönetiyorsunuz, devlet olmuyorsunuz. Devleti yönetirsiniz siz. Kendi siyasal tercihlerinizi verirsiniz. O siyasal tercihlere göre devleti yönetirsiniz. İşte emeklinin maaşı bu olsun, enflasyon hedefi şu olsun, büyüme hızı bu olsun derseniz bürokrasi bu ana hedeflere göre kendisini şekillendirir, yapılandırır, projeler üretir, kalkınma planları buna göre çıkar, Merkez Bankası buna göre politika oluşturur. Ama siz devlet olmak için
iktidar olursanız, kurumlara ben %100 egemen olmak istiyorum derseniz, o farklı bir şey. Hele hele bunun içinde bir de paralel bir yapı varsa, o daha da felaket bir şey. Paralel yapı olmaz. Siz hiç Fethullah Gülen'le konuştunuz mu telefonda veya görüştünüz mü kendisiyle? Hayır. Hiçbir irtibatınız olmadı. Hayır. Bu olayların sonrasında vesaire. Ama şu soruyu sormamız lazım asıl. Yani asıl sormamız gereken soru şu. Bu paralel yapı dediğiniz yapıyı kim oluşturdu? Kim güç verdi? Ne diyordu Sayın Erdoğan? Ne istediniz de vermedik. Ben de ona şu soruyu sormuştum. Onlar ne istediler de siz verdiniz. Bugüne kadar bunun yanıtı alınmış değil. Ne zaman paralel yapı diye suçladıkları inanç grubu tukaka oldu? 17-25 Aralık olayından sonra. Bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğuna tanık olduk. Ondan sonra düşman ilan edildi. Düne kadar dosttu. 17-25 Aralık'tan sonra düşman ilan edildi. Bunlar paraleldir dendi. İyi de kardeşim, malı götürmeden önce suçlasaydın bari. Alkışlı sloganı ile bir seçim kampanyası yürütüyorsunuz. Şimdi burada iki tane eleştiri var. Bir, Erdal İnönü'nün o başkanlığını yaptığı SHP dönemindeki limon kampanyasına benzetildiği iddiaları var. Bir yandan da Cem Uzan'ın kampanyasına da benziyor dedenler oldu. Alkış kampanyası sizce etkili oldu mu? Yeni bir sürpriz olacak mı acaba? Bu seçim sürecine 21 gün kaldı zaten ama. Alkış kampanyası bizim istediğimiz hedefe ulaştı. Zaten otobüsle giderken vatandaşların alkışlaması da bizim büyük ölçüde amacımıza ulaştığını gösteriyor. Elbette ki bir süre sonra başta reklamlar olmak üzere değişecek. Yani bizim partiyi tanıtan reklamlar olacak. Diğer partilerde olduğu gibi değiştireceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu açılış törenlerine katılmasıyla birlikte hem HDP ve aynı zamanda sizin partinizde Anayasa Mahkemesi'ne başvurdunuz. YSK'ya da başvurular da var. Bu konuda ne yapmayı planlıyorsunuz? Yeni bir adımınız olacak mı? Yoksa işte başvurunuz yapıldı ve reddedildi. Bu noktada mı Yüksek kaldı? Seçim Kurulu görevini yapmıyor. Aslında orada adı Yüksek Seçim Kurulu ama seçimlerin tarafsızlık içinde oluşmasını sağlayacak, sözde kararlar alacak ama görevini yapmıyor Yüksek Seçim Kurulu. Niye görevini yapmıyor? Korkuyorlar. Korkuyorlar. Açıkça söyleyeyim. Yargıç korkmaz. Efendim Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğu esasmış. Sorumsuzluk nedir biliyor musunuz? Aynı zamanda en büyük sorumluluktur. En büyük sorumluluktur. Çünkü eğer bana sorumsuzluk atfedilmişse Cumhurbaşkanlığı koltuğundayken benim çok daha dikkatli davranmam lazım. 77 milyon yurttaşımı kucaklamam lazım. Kimsenin lehine veya aleyhine konuşmamam lazım. Tarafsızlığımı korumam lazım. Namus ve şeref üzerine yemin edilmesinin temeli de budur zaten. Ona büyük bir sorumluluk verilmiştir. Büyük bir sorumluluk. Namusu ve şerefi koruyacaksın. Tarafsızlığını koruyacaksın. Bunu koruduğun içindir ki sana sorumsuz bahşedilmiştir. Sorumsuzluk bahşedilmiştir. Ama bunu yapmıyor. Yüksek Seçim Kurulu'na oturup karar alması lazım. İki yürekli kişi çıktı bakın. Şerh yazdı diye bunlara yürekli diyoruz. Aslında görevlerini yapıyorlar bunlar. TSK'dan bahsediyoruz. Şu konuda Sayın Cumhurbaşkanı uyarmaları lazım. Anayasanın temel bir kuralı vardır. Sizin tarafsızlığınız esastır. Seçim meydanlarına çıkıp bir parti lehine propaganda yapıp muhalefeti eleştirmeniz tarafsızlığınıza gölge düşürüyor. Gerçi işte bugün de Kayseri'de tam da buna yanıt verdi ama Cumhurbaşkanı benim bir oyum var gideceğim onu vereceğim. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Hayır. Ben tarafsızım daha doğrusu tarafsızım değil herkese eşit mesafedeyim şeklinde konuştu. Şimdi gidip oyunu elbette kullanacak. Elbette ki bir siyasi parti gönlünde vardır. Biz buna itiraz etmiyoruz ki zaten. Niye oy kullandın da demiyoruz. Ama siz seçim sürecine girerken meydanlara çıkıp muhalefeti eleştirip iktidardan yana tavır alırsanız bu doğru değildir. Ettiğiniz namus ve şeref kavramlarının içini boşaltıyorsunuz siz. Bizim toplumda namus kavramı da çok önemlidir. Şeref kavramı da çok önemlidir. Bizim toplumun temel değerleridir bunlar. Bu temel değerlerin içini boşaltmanız başlı başına bir felakettir.
benim daha doğrusu yani şöyle bir baktığımızda bana mı öyle geliyor artık bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı ile çok sertsiniz ama Davutoğlu ile birlikte sanki daha karşılıklı jestleriniz var. Ben öyle görüyorum. Daha dikkatlisiniz. Yanlış mı gözlemledim? Yok, Sayın Davutoğlu ile uygar iki insan gibi karşılaştığımızda tokalaşıyoruz, konuşuyoruz. Yani herhangi bir sorunumuz yok zaten. Sayın Cumhurbaşkanı geçmişte çok sert ifadeler kullandı. Toplumu ayrıştırdı, toplumu böldü. Bugün onu devam ettirmek istiyor. Yanlış olan bu zaten. Düşünün yani. Bu millet seni Cumhurbaşkanı seçti. Artık tarafsızlığını korumalısın. O makamı zedelememesini, yaralamamasın o makamı. O makam farklı bir makam. Cumhurun temsilcisiyim diyor ben. İyi de Cumhurun yarısını karşına alıyorsun. O zaman tümünün temsilcisi değilsin. Bir cumhurbaşkanı bunu yapar mı? Yapmaması lazım. Parlamentoya geldi. Ayağa kalktık. Saygı gösterdik. Tamam, cumhurbaşkanı olurken o seçilmesin diye başka bir adayımız vardı. O da doğru. O da demokrasinin gereği zaten. Ama seçildin. Niye seçildin diye eleştirdik mi? Hayır. Saygı gösterdik. Ama bizim gösterdiğimiz saygıyı içine sindiremiyor. Hala bizi düşman olarak görüyor. Yakışıksız ifadeler kullanıyor. Bir cumhurbaşkanı kullandığı dil itibariyle ölçüp tartmalıdır. Bir cumhurbaşkanı fazla konuşmaz. Bakın dünyadaki bütün cumhurbaşkanlarına bakın. Fazla konuşmazlar. Az konuşurlar, öz konuşurlar. Konuştuklarında toplumun bütün kesimlerine mesaj verirler. Sıcak mesajlar verirler. Herkesi kucaklarlar, buna özen gösterirler. Çok dikkatli bir dil kullanırlar. Fincancı dükkanına giren fil gibi girerseniz, ortalığı allak bullak ederseniz, herkese hakaretler yağdırırsanız, ya siz cumhurbaşkanı mısınız, başka birisi misiniz? Bugün aslında Ankara'da da bir tesadüf yaşanmış. Siz giderken sanıyorum Davutoğlu'nun konvoyu da aynı şekilde bir mitinge gidiyor. Hatta konvoyunuz başbakan geçeceği için durdurmuş böyle olunca da. Polis tarafından durduruldu, evet. Siz ne sadece yaptınız? Bizim, siz de orada gidip bir çay içmişsiniz. Evet, sadece konvoyumuz değil. Yani bütün trafik kesiliyor. Başbakan geçiyor diye. Bu da doğru değil. Bakın ben emekli kahvelerine de gidiyorum. Vatandaşın arasına da gidiyorum. Oturup sohbet de ediyorum. O trafiği kesince ben de yan taraftaki emekli kahvesine gittim. Vatandaşlarla tokalaştım. Nasılsınız, iyi misiniz diye söyledim. Ama hiçbir zaman şunu kullanmadım. Başbakan nedeniyle biz yolumuz kesildi falan. Demedim onu. Yani onu da kullanmadım. Çünkü çok ucuz bir şey olurdu. Ama buradan bütün yurttaşlarıma söz veriyorum. CHP iktidarında öyle binlerce koruma, trafik, yollar kesilecek. Yok efendim, başbakan geçiyor. Bunları bırakmamız lazım. Ben artık de tam diyecektim ki size neden oy versinler? Yani bunu tabii çok uzun, tekrar ekonomik vaatlerin hepsine tek tek girmeyelim ama neden CHP'ye oy versinler? Size neden oy versinler? Tek cümle, yaşanacak bir Türkiye isteniyorsa, huzurlu bir Türkiye isteniyorsa, kendi içinde barışık bir Türkiye isteniyorsa, bütün komşularıyla İlişkileri iyi bir Türkiye isteniyorsa, birinci sınıf demokrasi bizim ülkemize gerekiyor. Biz üçüncü sınıf demokrasiye layık bir ülke değiliz deniyorsa tek adresi var. CHP. Öyle dediğim gibi ben efendim 13 yıl, 20 yıl falan izin yok hayır. 4 yılda ben Türkiye'nin tablosunu değiştireceğim. 4 yılda. 4 yılda farklı bir Türkiye olacak. Saygın bir Türkiye olacak. Üreten bir Türkiye olacak. Saygınlığı olan bir Türkiye olacak. Bir ülke üretmezse o ülkenin saygınlığı yoktur. İki Trakya büyüklüğünde alan, bakın Nazlı Hanım, iki Trakya büyüklüğünde alan son 10 yılda ekilmiyor. Çiftçi zarar ediyor. Ben zaman zaman örnek veriyorum. Hollanda Konya'dan küçük tarım ve gıda ürünü ihracatı 120 milyar dolar. Türkiye'ninki sembolik onun yanında. Kaç il gezdiniz bu arada? Efendim? Kaç il gezdiniz? Ve kaç il kaldı? Yani Güneydoğu'da gideceğiniz yerler var mı? Doğrusunu isterseniz yani o kavramlar çok aklımda değil. Çünkü tamam, her gün birkaç yere gidiyoruz. 21 gün kaldı ama 81 vilayeti de bitirmiş olacak 81 mısınız? 81 ile gidemiyorum. Çok yere gittim. 25'i falan aştı galiba, öyle tahmin ediyorum. Ama 25 il diyoruz ama yani bazen
bir ilde işte bir miting gibi görünmekle beraber 3 ayrı ilçeye gidip orada da küçük mitingler yapıyoruz. Çok yorucu bir tempo. Tabii ki her seçim dönemi böyledir ama ekstra ne yapıyorsunuz bir sağlığınız için? Kendinize ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz merak ediyorum. Vallahi samimi söylemek gerekirse eşim iyi bakıyor bana. İşte sabah kahvaltısı, akşamları yemek yiyemiyorum maalesef. Çünkü niye, gelirken yolda yiyoruz yemeği. Ha, tamam, evet, yolda evet. Yediğimiz için de evde akşam yemeği genellikle yiyemiyorum. Çay, limonlu çayı seviyorum zaten, akşamları o var. Yani vitamin hapı derseniz böyle dostlar getirdiler kullanın diye ama emin ol unutuyorum onu da. Bazen eşim hatırlatıyor, hadi şu vitamin hapını da al diye. Zencefilli bal var sesi korumak için. Bunun gerekli olduğu söylendi bana. Onu da işte sabah akşam vakit bulabilirsem bir tatlı kaşığı alıyorum. Zencefil de alıyorsunuz. Evet. Selvi Hanım'ı hiç görmüyoruz aslında meydanlarda. Da, biraz uzak durmaya mı istiyor acaba? Yok, o da gidiyor. Kadın kollarıyla bazı kadın milletvekili adaylarımız da evet onlarla gidiyor, onlarla geziyor. Yani o da seçimin içinde aslında, ayrı değil. Geçen gün kendisine söyledim. Yani eğer arzu ederse benimle beraber o da bazı illere belki gelecek. Çocuklarınız ne yapıyor? Onları da hiç görmedik bu ara. Çocuklarım, oğlum Güney Kore'de Büyükelçiliğe telefon etmiş. Hani biz burada oy kullanabilir miyiz diye. 500 kişi olmadığı için Türk sandıkoya konulamayacağını söylemişler ama geçenlerde bir daha telefon edeceğini ifade etmişti. Eğer sandık koyarlarsa oyunu kullanacak. İki kızım İstanbul'da. Fırsat buldukça torunumun olduğu eve, büyük kızıma gidiyorum. Geçen annesi söylemiş, kızım demiş, deden gelecek. Anne demiş, dedem gelecek ama bize de bir konuşma yapacak mı diye sormuş. Miting meydanlarında yani, görüyor, miting televizyonlarda görüyor. Gördüğü için hep böyle yorumlamış, evet. Sizin hayatınızda örnek aldığınız biri oldu mu hiç? Yani kişiliğinizin oluşmasında belki de feyiz aldığınız, örnek aldığınız, etkilendiğiniz biri. Bir değil birden fazla kişi ve kurum var. Tabii doğal olarak anneden ve babadan etkileniyoruz. İlk kültürü onlardan alıyoruz. Öğretmenlerim gerçekten benim yetişmeme büyük katkıları olmuştur öğretmenlerimin. Bir üçüncü kişiliğimin oluşmasında hesap uzmanları kurulu. Bunlar çok saygın kurumlardı. Hesap uzmanları kurulu, teftiş kurulu, gelirler kontrolörleri. Bunlar devlete üst düzey bürokrat yetiştiren kurumlardı. Ama bu kurumlar da maalesef yok edildi. Orada mesleğe girişle 3. yılın sonunda yeterlik imtihanını verirseniz 3. yılın sonunda çok farklı bir kişi olarak çıkıyorsunuz ortaya. 3 yıllık muavinlik döneminiz var. Usta çırak ilişkisi içinde çalışırsınız. Üstatlarınız vardır. Biz onlara üstat derdik. Onlar bizi yetiştirirler. Nasıl davranacağımızı, nasıl konuşacağımızı bize öğretirler. Bürokrasi de bunlar beni etkileyen temel alanlar. Peki şimdi birer cümleyi bir de liderlerden sizden, yani liderlerle ilgili tanım isteyeceğim. Mesela Demirtaş nasıl bir lider sizin için? Genç, dinamik bir lider. Esprilerini beğeniyor evet, musunuz? Evet, işte genç, dinamik, esprileri olan bir lider. Evet. Peki yine 2-3 sıfatla Başbakan Davutoğlu'nu nasıl tanımlarsınız? Gölgede kalan bir lider. İradesini kullanamayan, vesayet altında olan, onu hissettiren ama bir türlü ondan çıkamayan, çıkmak için zaman zaman çıkışlar yapan ama net tavır sergilemeyen bir kişi, bir lider. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli. Olgun, devlet adamı kimliği ağırlıkta olan bir lider. Artık süremizin sonuna geliyoruz ama bir de başkanlık sistemine geçmeden, değinmeden gitmek istemiyorum. Niçin başkanlık sistemine karşısınız Sayın Kılıçdaroğlu? 200 yıllık bir parlamenter deneyimimiz var. 200 yıl. 200 yılı çöpe atıyoruz. Hiç tanık olmadığımız ve uygulamasını bilmediğimiz ve nasıl olacağını da bilmediğimiz bir başkanlık sistemi. Yarı başkanlık vesaire, hani hayır, farklı bir alternatif. Bakın olmuş. 200 yıllık bir parlamenter sistemimiz var. Aksayan yönleri var parlamenter sistemin. Kim aksatıyor? 12 Eylül darbe hukuku aksatıyor. Lider sultası var. Kalkması lazım. Milletin vekillerinin millet tarafından seçilmesi lazım. Kim hazırlıyor listeyi?
oturuyorlar, liderler yazıyorlar listeleri, milletin önüne koyuyorlar. Bunlar milletvekili adaylarınız, bunlara oy verin. Biz bunu açtık. 56 ilde halk kendisi seçti. Yani bizim üyelerimiz geldiler, kendi milletvekili adaylarını seçtiler. Ön seçimi yaptınız, başarılı bir çalışma. Bütün partilerin de bunu yapması lazım. Yani siyasi partiler yasasının değişmesi lazım. Lider sultasının kalkması lazım. Lider sultası ne demektir biliyor musunuz? Parlamentoyu kilitleyen mekanizma demektir. Çünkü başbakan oturuyor. Bir kanun tasarısı geliyor diyelim. İktidardan bazı milletvekilleri o kanun tasarısının belli bölümlerini eleştirecekler. Hı hı. Ama eleştiremiyorlar, korkuyorlar. Neden? Bir dahaki seçimde milletvekili adayı gösterilmez. Neden? Düşüncesini özgürce açıkladığı için. Bu 12 Eylül darbe hukukunun getirdiği bir uygulama. Darbe hukuku değişmeden birinci sınıf demokrasiyi bulamazsınız. Şimdi hep anayasadan söz ediyorlar. Anayasayı değiştirelim, demokrasi gelecek. Ben size tipik örnek vereyim. 12 Eylül darbe hukuku. Anayasası var. Diyor ki basın hürdür, sansür edilemez. Nokta. Top Genel Kurulu'nda açıkça sordum ve bunu da örnek gösterdim. Basının özgür olduğunu söyleyen el kaldırsın dedim. Odalar Borsa Birliği'ndeki konuşması. Evet. Önde AKP'li bakanlar vardı. Onlar dahil hiç kimse el kaldırmadı. Çünkü Türkiye'de basının özgür olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama anayasada basın hürdür diyor ve sansür edilemez diyor. Ama siz tam tersini yapıyorsunuz uygulamada. Neden? 12 Eylül darbe hukukunun yasaları yürürlükte. Onların kalkması lazım. Onlar kalktığı zaman bizim parlamenter sistemde değişir, daha güzel bir sistem oluşur, milletvekilleri iradelerini özgürce komisyonlarda, genel kurulda dile getirirler, lider sultası olmaz, siz YÖK denen bir bela olmaz, üniversiteler bilgi üretmiyor, devlette liyakat sistemi olur, devlette liyakat sistemi yok. Düşünün, Milli Eğitim Bakanı diyor ki şu kadar müdürü sınavsız atayacağım. İyi de niye sınavsız? Daha bilgisi, becerisi iyi olan birisini neden seçip müdür olarak atamıyoruz? Çocuklarımız eğitsin diye. Liyakat sistemi kalmadı. Nazlı Hanım, bizim inancımızda da liyakat sistemi vardır. Layık olana verin görevi derler, denir. Milletvekili olmak için ilkokul mezunu olmak yeterlidir. Ama devlette şube müdürü olmak için üniversite mezunu olmak gerekiyor. Çünkü devlet ayrı bir varlıktır. Ayrı bir tüzel kişiliktir. Müsteşar olmanız için ilkokul mezunu veya üniversite mezunu olmanız da yetmez. Ayrıca devlette en az 12 yıl görev yapmanız lazım. Ve üst düzey görev yapmanız lazım ki müsteşar olarak görev yapasınız. Şimdi böyle bir yapı var, liyakat. Şimdi liyakati bir tarafa atıyorsunuz. Ben istediğim gibi devleti yönetirim. Devlet birilerinin, hele hele iktidarın asla çiftliği değildir. Devletin kurumları vardır ve o kurumları saygın kişiler yönetirler. Siz o kurumların başına elbette politik olarak tercih yapabilir, getirebilirsiniz insanlara. Ama o alanda yetişmiş en iyi insanları getirmek zorundasınız. BDDK'nın başına, Merkez Bankası'nın başına bu tür insanları getireceksiniz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun başına, Kamu İhale Kurumu'nun başına nitelikli, konusunu bilen, hukuku bilen, hukukun üstünlüğüne inanmış insanları getireceksiniz. Bunlar ne yaptılar? Kamu İhale Kurumu'nun içine ihaleye fesat karıştıran adamları yerleştirdiler. Yani işin merkezine. Böyle bir şey olabilir mi? Savcılık takibat açtı. Bunlar olmaz, olmamalı. Çok teşekkür ediyoruz Liderler Stada programımıza konuk olduğunuz için. Bizi de CHP Genel Merkezi'nde ağırladığınız için kolaylıklar diliyoruz. 21 gün kaldı seçimlere. Evet. Sizin de yoğun temponuz. Buradan da kalkacaksınız sanırım. Buradan Ankara'da bir mitinginiz var. Bir mitingim var. Oraya gideceğim. Evet. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kılıçdaroğlu. Ben de teşekkür ederim. Çok mersin. Evet, CHP Genel Merkezi'nden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladığımız Liderler Star'da programının bugün sonuna geldik. Yarın efendim MHP Genel Merkezi'nde olacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli canlı yayın konuğumuz olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.